Sevgili izleyiciler, iş yeri tabelaları nasıl yapılır, nasıl takılır veya nasıl bir süreç sonucunda ortaya çıkar, iş yerine neler katar? İşte tüm bu soruların cevapları sıradaki haberimizde. İş yeri tabelalarının yapım aşaması. Görselliğin büyük önem taşıdığı günümüzde tabelalar iş yerine dair ipuçlarını içinde barındırır. Modern, renkli ve farklı tabelalar müşterileri adeta davet eder. Peki bu tabelalar nasıl yapılır? Hiç düşündünüz mü? Bu hafta sizlere ilk aşamasından son aşamasına kadar bir tabelanın nasıl yapıldığını göstereceğiz. Gelin ilk olarak tabelanın hazırlanışı nasıl olur onu dinleyelim. Şimdi öncelikle yukarıdaki arkadaşlarımız, dizayn bölümündeki arkadaşlarım bize kalıpları hazırlarlar. Kalıplar hazırlıktan sonra aşağıya verirler. Aşağıya geldiğinde burada görmüş olduğunuz bu tabelayı o kalıpları yapıştırırız. Yapıştırdıktan sonra kesime geçirir. Kesimden sonra bulldap dediğimiz kabartma hariflerimiz vardır. Onları yerleştiririz ve bu şekilde bitmiş olur. Harflerin yapıştırılması ve nizami olması için ustalar büyük emek sarf ediyor. Işıklandırma sistemini yaparız. Işıklandırma sistemini lambalarını, fırosalarını, motorlarını yerleştirdikten sonra müşterinin dükkanına götürüp orada önce ışıklandırma sistemini takarız. Taktıktan sonra da yüzey dediğimiz tebalasını götürürüz, kapağını takarız. Ve taktıktan sonra lambalarını açtığımızda tebalamız bitmiş halde ortaya çıkar. Ustam bize anlatır mısın? Buradaki işlem nasıl devam ediyor? Şimdi önceki size söylemiş olduğum gibi kestik. Kestikten sonra da şu anda gösteriyorum size nasıl yerleştirdiğimizi. Gördüğünüz bu anda kesiktir. Ve ondan sonra harfleri böyle yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra bu yüzeyler soyuluyor. Soyulduktan sonra tertemiz tabelamız, sayımız ortaya çıkmış oluyor. Peki kaç türlü tabela var? İstediğimiz şekil ve ebatta tabela yaptırabilir miyiz? Renklerini kendimiz belirleyebilir miyiz? Ustalardan dinliyoruz. Tabela çeşitleri demek biraz yanlış olur artık günümüzdeki teknolojiye göre. Müşterilerimizin beğenmiş olduğu, bize örnek halinde sundukları veya bizim kendi üretimimiz olan bazı örneklerimizden yola çıkarsak biz, müşterilerimizin isteğine göre, yeni teknolojiye göre de her çeşit sunumu yapabiliyoruz. Duydunuz. A'dan Z'ye her şeyi yapmak mümkün. Peki bir tabela ne kadar sürede hazırlanır? Yani bu yine tabelanın özellikleriyle ilgilidir. Ortalama bir tabelada yola çıkarsak, ışıklı, kristal bir tabelayı göz önünde bulundurursak, 3 gün bir tasarım aşaması oluyor. Müşterimize sunum, beğenme, nasıl bir iş bitmeden önce nasıl bitecekmiş gibi görmesiyle ilgili. O sunum tamamlandıktan sonra 3 ve 5 iş gününde de üretimimiz tamamlanıyor. Ortalama 7 iş günü diyebiliriz biz tabelamızın takılması. Tabelanın atölyedeki işlemi bitti. Şimdi sırada takılacağı iş yerine götürülecek, ölçümler yapılacak, ince hesaplamaların ardından ait olduğu yere takılacak. Bugün Haringey'de Gaziantep Sultan Pastanesi'nin sign'ını takmaya geldik. Sign'ın zaten hazırlığını yapmıştık önceden. Bir hafta önce müşterimiz bize geldi ve sign'ını nasıl bir sign yapmak istediğimizi söyledi. Sign'ını hazırladık ve bugün montajını yaptık. Montaj aşamasında dikkat etmemiz gereken şeyler zeminin sağlamlığı olsun. Sign'ın takılışı yani düşmemesine özen gösteriyoruz. İşte tabelalar başından sonuna bu şekilde hazırlanıyor. Aklınızda olsun, tabela deyip geçmeyin. Mekanınıza dair ilk izlenim ondan alınıyor.